Oğlum Mustafa Batuhan Güleç İskenderun'daki evinde o tek yaşıyordu. İş yeri altta diye yukarıda kendisi oturuyordu. İşte deprem sonrası enkaz yerine gittik. 20-25 dakika sonra oradaydım. Enkaz yerindeydim. En üst katta oturuyordu. Aramaya başladık hemen. 8 gün boyunca orada bekledik. Fakat yok, çıkmadı. Bizim iki bina yan yana çöktü. Bir Güler Yüz apartmanı bizimkiydi. Diğer yanında Merve apartmanı vardı. İkisi birden çöktü. Bizim talihsizliğimiz, biz Güler Yüz apartmanında ararken depremin ilk günü sabahla öğlen arası gibi oğlum son katta olduğu için Merve apartmanın üzerine savrulmuş odası. Oradan çıkartılmış, görgü tanığı var. Yaşıyormuş, battaniyeye koymuşlar, ambulansı durdurmuşlar. Fakat ambulans dolu olduğu için almamış. Orada tepki göstermişler. Sonra arkadan gelen bir beyaz arabaya konulup gönderilmiş. Ve yani gözle görülen bir yarası yokmuş, yaşıyormuş. Fakat bilinci kapalıymış o anda. Yani bu şekilde oldu. Ondan sonra 8 gün sonra biz... Tabii bunu bize yan apartmandan 15-20 gün sonra sosyal medyada yayınlamaya başladık. Tanıklar döndüler, böyle oldu dediler. O süreçte hastanelere gittik, mezarlıklara gittik, morglara gittik. Hiçbir yerde yok oğlum. DNA verdik, eşleşmedi. Babası verdi, ben verdim. Kendi birebir DNA'sını, saç örneğini bulduk, verdik. Hiç eşleşme olmadı Türkiye geneli. Yani çok şey geçiyor aklından insanın. Belirsizlik o kadar kötü ki. Mesela acaba diyorsun vefat mı etti, gittiği yerde DNA alınmadan mı gömüldü? Ya da yaşıyor diyorsun, çoğu yerden ihbar geldi ama bir sonuca varamadık. Yaşıyor mu, bir yerlerde hafızası yok, geziyor mu diye düşünüyorsun. Ya da birilerinin elinde mi tutuluyor diye düşünüyorsun. Organ mahfesi, yani her şey geliyor aklınıza. Her bakımdan arıyoruz. İşte bulmak zorundayım. Belirsizlik gerçekten çok kötü. Yani vefat ettiyse bulayım, bir toprağını bileyim, bir mezarını bileyim. Gidip başında bir dua edeyim. İşte deprem sonrası, işte bu hastanelerden, mezarlıklardan sonra bulamayınca birçok kayıp yakını birleşerek bir dernek kurduk. DEMAK, Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği. Hatta ben kurucu üyelerindenim ve sekreterim şu anda. İlk işimiz meclise gittik. Özellikle 11 ilin milletvekilleriyle görüştük. Bir arama komisyonunun kurulmasını talep ettik. Fakat bu öneri meclise gündeme geldi fakat reddedildi. Bu bizi zaten gerçekten öyle bir yıktı ki, hani biz bulamıyoruz. Mesela bir hastaneye gidiyoruz, doğru düzgün muhatap bulamıyoruz. Fotoğraflara bakmak istiyoruz, yarım gösteriyorlar, hepsini göstermiyorlar. Yani onun için bir komisyonun kurulup kayıplarımızın aramasını yapılması lazımdı ama reddedildi. Şu an derneğimizde 147 tane kayıbımız var bize müracaat eden ve bugün geçtikçe artıyoruz. Birkaç tane vefat olarak DNA eşleşmesi sonucu bulundu ama o da çok öyle fazla değil, az. Ve bizim bir WhatsApp grubumuz var. İnanın insanlar sevinir mi cenazesini bulunca? İnsanlar seviniyor. Mesela darısı senin başına diyor. Bu hale geldik biz. Ya insanlar gerçekten çok mağdur. Bulunan çok az. Birkaç tane oldu DNA eşleşmeleriyle. Ya yani bir ilgisizlik var. Gerçekten zor durumdayız ve kimse elimizden tutmuyor. Biz de duyduk o cemaat meselesini. Hatta CHP milletvekili Nazlı Hanım çıktı, açıkladı olduğunu. Ve onun üzerine bizim de kafalarımız karıştı. Tabii ki bilemiyoruz var mı yok mu, hani biz onu ulaşacak şeyde değiliz kayıp yakınları. Biz sadece devletimizden bunu araştırılmasını istiyoruz. Varsa bu konu için el atmalarını istiyoruz. Yani olduğu söyleniyor, bir duyum var. Yani bizim elimizde bir şey yok, bir kanıt yok ama biz devletten yardımını bekliyoruz. Varsa çıkarsınlar, versinler çocukları. Yani facia bir şey. Bir yıl oldu. Biz fethi kabirlerin yapılmasını istiyoruz. Yani bu çoğu fethi kabirlerde çıkacak bu kayıplar.
Çünkü bence DNA alınmadan gömüldü. Yani çok büyük bir şey, dram, öyle diyeyim. Ve fethi kabirler yapılmadan da bulunacağını sanmıyorum. Çoğu kişiler vefat ettiler. Yani bu konuda devletten destek istiyoruz. Mesela biz bir dernek olarak Sağlık Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yazı yazıyoruz. Sorular soruyoruz. Bize elle tutulur bir şey söylenmiyor. Hani bunun için işte bize yardım etmeleri lazım. Yani çok kötü bir olay, birkaç kişinin bulunması ve herkes ümidini kesmeye başladı. Artık bulamayacağız diye. Bizimle çok ilgilenmediler. İlgilenmiyorlardı daha. Kayıp. Mesela diyorlar ki molozlarda gitmiştir. Karışmıştır. Mesela bir soruyoruz bir devlet büyüğüne ya da bir dilekçe yazıyoruz. Bize verilen cevap böyle. Öyle değil. Tamam, öyle olanlar da vardır. Molozlarda gidenler, bu benim evladım diye alıp karıştırıp gömenler. İşte bunların da fethi kabirlerle ve molozların taranmasıyla çıkması lazım. Ama şu var. Mesela benim oğlum sağ çıkmış. Hastaneye gitmiş, DNA'sı yok. Yani bu bir ilgisizliktir, bu bir şeydir, ihmallik vardır bunda. Bunun gibi birçok kişi var canlı çıkıp da kaybolan hastanelerde. Mesela bir Fadime Hanım var, kızı Maraş'ta kayıp yine. Tepecik Hastanesi'nde İzmir'de kaydı göründü. Bayan gitti Fadime Hanım, baktı kaydına, kayıt var. Fakat kız yok, giriş var, kız yok, kızı yoktur. Yani bize böyle söylemesinler, molozlarda kalmıştır ya da birisi karıştırmıştır. Hani bunu duyunca biz çok sinirleniyoruz. Öyle olan da vardır belki ama böyle dediğim gibi sağ çıkıp da kaybolan da çok var. İskenderun'a Merve Ateş var. Ayağı yaralı çıkmış. Bilinci yerinde, ismini söylüyor. İskenderun SSK'ya gidiyor. Orada uzun bir süre bekliyor. Ondan sonra yanına refakatçi alınmıyor. Mersin'e helikopter uçakla göndereceğiz diye. Refakatçiler kabul edilmiyor, yani yer yok diye. Ondan sonra kız kayıp. Yani yok böyle bir şey. Bunlardan bahsedilmiyor. Bunun gibi bir sürü canlı kaybımız var. Yani ilgilenmesini istiyoruz. Gerçi bir sene oldu. Hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonra inşallah yapılır. Ben buradan sesleniyorum. Bizim binanın önünden, Gülayüz Apartmanı'yla Merve Apartmanı'nın önünden, Hatay İskenderun'dan, Numune Evler Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, beyaz bir araba almış oğlumu. Eğer bize ulaşırsa, hani bir ipucu olur, nereye bıraktı, nereye götürdü. Antakya'dan İskenderun Primal'e gelen ana cadde üzerinden almış. Yani o beyaz araba bize ulaşırsa seviniriz. Şunu da sormak istiyorum. Bu bizim meclise verdiğimiz önergeyi reddedenlere sormak istiyorum. Eğer kendi canlarından biri kaybolsa yine reddederler miydi acaba? Yani biz bir empati yapsınlar, bize yardım etsinler.